Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Pazar sabahında erken bir yayında beraberim. Dün de güzel bir yayın yaptık ama biraz geç yaptığımız için çok fazla insana daha erişemedik. O nedenle bugün de hem oradan aldığım bilmeniz gereken bilgilere hem de buradan size birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Bitcoin hafta sonuna 29 bin doların altında girdi ve yaklaşık 8 haftalık en düşük olan 27.700'e doğru gidiyor. Sıkıntı değil, zaten birazcık daha saf atması beklenen tarafta. 17 bin 19 bin arasındaki dip oluşumunda şu anda insanların biraz moralini bozmak, hem yükselecek olanların moralini bozacak hem düşecek olanların acaba yükselebilir mi deyip bir gel yapılan bir süreçten geçiyoruz. O yüzden birazcık daha dikkatli olacağız. Genel olarak baktığımız zaman Cuma günü kısa bir toparlanmanın ardından Bitcoin'in düştüğünü görüyoruz. Fiyatlar hafta sonunda başlamak üzere 29 bin doların altında başlayan bir hafta sonu bizi bekliyor. Dün Bitcoin dolar paritesi 29.335 ile günün en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ancak ayıların piyasaya girmesiyle bugün fiyat erken bir zamanda yine 29 bin seviyelerine indi. Bugünkü hareket Bitcoin'in mevcut destek seviyesi olan 28.800 kırıldığında ardından 27.700'e gitmesi, bu da 16 günün en düşük seviyelerinden bir tanesi. Genel olarak Bitcoin %1 oranında düşerken Ethereum'da da düşüş devam ediyor. 1775 dolarlı seviyelerde seyrediyordu. 14 günlük RSI şu anda 35 günün en düşük seviyesinde. Şu anda 35 seviyesinde, 35 günün değil, 14 günlük RSI 35 seviyelerinde ve çok düşükte. Ve genel olarak bu kırılma piyasalardaki boğa hissinin kırılmasına ve artık ayılara resmen merhaba dememize neden oluyor. Bence yarı ayıyı zaten biz aylardır yaşıyorduk ve şu anda ciddi anlamda ayı sezonundayız. 12 Mayıs'tan bu yana Ethereum'un en zayıf seviyesi olan 1721 dolara kadar düştü. Son düşüşe rağmen Ethereum hala 1800-1750 seviyelerinde seyrediyor. Bugün baktığımız zaman araştırmalara Ethereum yine önemli ve şu anda ayı piyasasında yeni yeni bir sürü proje ortaya çıkıyor. Bu projelerde Ethereum ağını destekleyenler birazcık daha karlı gibi gözüküyor. O nedenle orada acaba alırken satarken nelere dikkat edeceksiniz? Buna bakmanız lazım. Geçtiğimiz hafta ABD'nin çekirdek enflasyon verileri geldi. 4,9. Beklentilerle paralel geldiği için Bitcoin'de ve S&P 500 ve Nasdaq ve Dow Jones'ta bir toparlanma olmuş gibi gözükse de kısa vadeli. Şu anda grafiğe 4 saatlikte de 1 günlükte de baktığınız zaman genelde düşüş eğiliminde sıkışmış bir kripto para görüyoruz. Ve genel market cap'te 1,19 trilyon dolarla 1,3 trilyon dolar arasında gidip geliyor. Bunlar gerçekten çok 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 düşük seviyeler. O nedenle burada dikkat etmemiz gereken ülkelerin rezervleri, merkez bankalarına yapılan açıklamalar şu anda birazcık daha önemli gibi gözüküyor. Avrupa'da biliyorsunuz bir enflasyon sorunu var. Önümüzdeki hafta önemli. Çünkü orada enflasyona dair önemli açıklamalar gelecek Lagarde tarafından. Diğer taraftan 1 Haziran itibariyle, yani aslında 2 gün, pazartesi günü Amerikan piyasaları kapalı. Çünkü Memorial Day dediğimiz aslında yazın resmen başladığını gösteren gün. Amerika'da Memorial Day ile yaz başlar, Labor Day ile yaz biter. Piyasalar bunu böyle okurlar. Ve bu ikisi aralığında da biz normalde hareketsiz zamanlar geçiriyor olsak da bu yaz oldukça hareketli olacak. Bence insanlar uykuya daldığında, işte turizm o bu şu falan arttığında çok önemli regülasyonları bu yaz içerisinde kucaklayacağız ve bunların hepsi de etkili olacak. Bu yaz kripto anlamında kötü geçecek ama dediğim gibi kötüsünü zaten yaşayacağımızı bekliyorduk ve oralarda stratejilerimize sahip olarak ve devam ettirerek de bunu devam ettireceğiz. O nedenle dediğim gibi bu gibi süreçlerde yeni projeler çıkacaktır. İşte yeni Metaverse projeler çıkacak, yeni alternatif coinler çıkacak, yeni protokoller çıkacak. Dün ACE Finance ve Obelisk'ten bahsettim. Onlar benim sevdiğim, mantıklı olarak görebildiklerimden. Ve yeni yeni Metaverse alemleri de çıkıyor. Ben Metaverse konusunda insanların çok bakir yaklaştıklarını düşünüyorum. Metaverse'ün sadece girip oyun oynamak ve devamında çok fazla bir şey yaşamamaktan, yaşamamaya üzerine olduğunu düşünüyorum. Bunun bir para tuzağı gibi görüldüğünü düşünüyorum. Ama bana göre önümüzdeki dönemde Web1, şimdi State of Crypto diye 2020 her sene yayınlanan rapora baktığımız zaman döngülerden bahsediyor. Şu anda fikir döngülerini aşmış durumdayız. Fikir ve price, fiyat döngülerini aşmış durumdayız. Yani evet, gerçekten artık insanlar Bitcoin'in bir yatırım aracı olduğuna karar verdi. Evet, şu anda kötü bir dönemdeyiz ama döngüleri var. 2 senelik, 3 senelik döngüleri var. Şu sıralar alım için iyi fırsatlar. Ha, sürekli almalık bir şey yok ama eğer ki mesela 2800'den Ethereum alanlar da vardır aramızda. Ben de 2800'den almış Ethereum
aktarımlar da var. Bunun parasını birazcık daha ortalamamı düşürmek için 1720'den de aldım. 1790'dan da aldım. Aşağı doğru çekiyorum. Çünkü ben zaten 2000 dolarlık bir Ethereum'un hakkı olduğunu düşünmüyorum. Bakın 1400 dolarlık Ethereum'u gördük biz 2017 yılında. Nereye kadar düşeceklerini, 80 dolara kadar düştü. 3000 dolar olduğunda Bitcoin, Coinbase dev bir firma ne yaptı? Alımını yaptı. Ve bugün eli çok kuvvetli. Her ne kadar Coinbase batacak diye, sonuçta sağlıklı bir çöküş olabilmesi için aradaki kötülerin elenmesi gerekiyor. Biz bunu kendi ülkemizdeki ekonomik politikalar içinde söylüyoruz. O hal kapsamında insanların iflas edilmesine izin verilmedi. Bu yanlış bir uygulama. Çünkü şöyle bir şey var. O zaman siz iflas etmezsiniz. Kötüler kene gibi yerler. Ve iyi bir şeyin üzerinden siz gerçekten sert bir şey düşürürsünüz. Lehman Brothers olayı da 2008'deki de aynısıydı. Şu anda bir çöküş, Evergrande olayı oldu. Piyasadaki manipülatörler o kadar güzel çalışıyorlar ki sizi heyecanlandırıyor. Oldu mu, bitti mi, olacak mı, olmayacak mı falan diye ve bir anda ne oluyor? Siz farklı bir yere. Bugün altında, dolarda, gümüşte, petrolde enflasyon baskısı devam ediyor. Ama ilginç bir şekilde petrolde genel bir kriz geldiği için petrol fiyatlarını, yani Brent tipi petrolde biz 110 doların altını yakın bir zamanda göremeyecekmişiz gibi geliyor. Neden? Çünkü dünya genelinde hem Rusya-Ukrayna geriliminden dolayı hem Rusya ekonomik olarak izole etmeye çalışıldığı için bir şekilde fosil yakıtlar devam edecek. Bugün benzinin fiyatı İstanbul'da 1 lira 43 kuruşluk zamla beraber 25 lira oldu arkadaşlar. Sıkıyorsa oradan oraya bir gidin. Bugün bilet fiyatlarına baktığımız zaman geçen sene hadi en tepedeki bir bilete bakalım. Business class bir bilet aldınız diyelim. 2500'e gidiyordunuz, geliyordunuz. Şu anda 2500'e sadece bir tarafa gidebiliyorsunuz. Bu Bodrum, Antalya falan bu arada. Hani yüksek seviyede yurt dışına falan çıkmaya çalıştığınızda geçmiş olsun. Adios amigos. Geçtiğimiz yayınlarda da söylediğim gibi insanlar araba longluyor, ev longluyor. Maalesef ki bunun önüne geçilmezse, ki şu anda kulislerde Kasım ayında bir erken seçim yapılacağı söylenmeye başlandı. Çünkü AK Parti hükümetinin bu şekilde kışı geçirmesi mümkün değil. Diğer taraftan çok ciddi anlamda bir NATO krizi de var. Buna da değinmek istiyorum. Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya girmesine Türkiye karşı çıkıyor. Çünkü 2019'dan beridir bir silaha dair bir ambargo uygulanıyor bize. Ve PKK ve YPG konusu zaten aşağıya doğru indiğimizde ciddi bir problem olarak görülüyor. Ve şimdi Amerika'dan önce çıkacağız dediler. Oradan boşalan yerleri nerenin dolduracağı muammaydı. Şimdi Rusya'nın zaten orada bir egemenliğin olduğunu biliyoruz. Ve Rusya şu anda İran, Irak dolayında körfez ülkelerinde ciddi elinde enerji barındıran ülkeler üzerinde söz sahibi. Azerbaycan, Ermenistan konusunda lütfen unutmayalım. Biz hani ciddi anlamda Rusya'nın orada etkisini gördük. Masaya oturduk. Müzakerelerde Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde Türkiye yine oturdu. Ama NATO işi önemli. Biliyorsunuz ki NATO'dan çıkmalar, NATO'nun politikalarını beğenmeden çıkmalar yaşandı. Fransa ve Yunanistan bu konuda önce çıktılar, sonrasında girdiler. En son işte Fransa geri girdi. Yunanistan normalde girmeyecekti ama Yunanistan'da 1980 darbesinde acaba Yunanistan NATO'ya dönüşünü Kenan Evren'e mi bağlı diye böyle şu anda çok fazla makale okuyorsunuz falan. Ama NATO konusu önemli. Çünkü Amerika bir şekilde NATO'nun hamisi olarak görülüyor ve NATO'ya soktuğu ülkeler üzerinden sınırları kontrol ediyor. Oraya silah yardımında bulunuyor ve İsveç ve Finlandiya bu dönemde YPG'ye, yani PKK'nın önemli bir kolu olan ve Amerika'nın da desteklediği YPG'ye silah verdiklerini biliyoruz. O nedenle burası gerçekten karışık ve NATO konusuyla ilgili biliyorsunuz Ukrayna'nın NATO'ya katılma konusu da çok tartışılmıştı. Amerika birazcık böyle hani kurbağa deneyi gibi bakıyor ülkelere. Şu anda kendi elinde dolar Amerika'nın kırbacı ve çok kuvvetli şu anda. Dolar endeksine bakarak biraz oradan ilerlemek istiyorum. Dolar endeksi hala bakın söylendiği gibi işte 101 binli seviyelerde kendine yer edinmeye çalışıyor deniliyor ama hala da 101.064 seviyelerinde. Güya bu YouTube'da falan konuşanlar şey demişlerdi, dolar endeksinde düşüş başladıktan sonrasında diye. Dolar endeksi arkadaşlar rekorunu yaratmadı. Çünkü neden? Önümüzdeki hafta en önemli konulardan bir tanesi şu: Amerika'nın tarım dışı istihdam verileri gelecek ve 75 baz puanlık bir faiz artışı masada gitmedi. Gitmiş gibi gösteriyor ama gitmedi. Fed'in ben hiçbir dediğin, evet sözlü yönlendirmesi var ama enflasyon belli olana kadar, tarım dışı istihdam belli olana kadar, perakende satışları ve gayrimenkul satışlarına kötü veriler geldi. O yüzden bir resesyon, gidiyor muyuz, ne oluyoruz konusu var. O nedenle bu adamlar eğer ki ben kendi ülkemi durdurdum, resesyonu da Fed'in 8.9 trilyon dolarlık bilançosunu ülkeme çektiğimde o 8.9
trilyon beni şöyle bir 5 ay idare eder kafasına gelirlerse, o zaman hem faizleri arttırırlar, hem bütün maliyetler artar, hem üretimlerde kısıntı olur, hem tedarik zincirlerinde problem olur, hem NATO konusunda da iyice bastırmaya çalışır. Çünkü derler ki ben ekonomimi zaten bir yere aldım. Ben dolar endeksinin rekor seviyesinin, yani düşüşe geçeceği seviyenin 106 bin ile 110 bin arasında olacağını düşünüyorum. Bugün önümüzdeki hafta Cuma günü bizim enflasyonumuz da gelecek. Kötü gelme beklentisi var. Fed toplantısına doğru da yaklaşıyoruz. 14-15 Haziran, 15-16 Haziran'da tekrar bir faiz artışı gelecek. Bizde full rezerv satışı, dolar satışı, bankalar üzerinden vadelilerde satışlar gerçekleşecek. Ona %100 eminim çünkü şu anda aşağıda tutacak herhangi bir şey yok. Politikalar olarak ben önümüzdeki haftaların bir tanesinde Nebati'nin istifasının ve görevden alındığını da duyacağımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kötü politikalar uyguluyor. Ve baktığımız zaman da büyüme rakamları gelecek, bizim büyüme rakamlarımız gelecek, ABD'nin tarım dışı istihdamı gelecek, Avrupa'da genel olarak hareketlilik var ama baktığınız zaman dolar bir şekilde aşağılarda tutulmaya çalışılmasına rağmen, bu kadar rezerv satışına rağmen artıyor ve siz şu anda 20 Aralık tekrarlanır mı ya gerek kalmadı. Çünkü 20 Aralık alttan alta tekrarlanıyor. Şu anda zaten doların gideceği yer 17.75 ile 18.20 aralığını istiyor. Bir şekilde durdurulmaya çalışılıyor ve burada baktığınız zaman da altın dolardaki ufacık bir gerilemeyle, yani dolar endeksinin aşağı inmesi gerilemeyle bize sadece 10 kuruşluk bir gerileme olarak karşımıza çıkıyor. Gerilemeyle biraz kafasını kaldırmaya çalışıyormuş gibi ama bu arada Amerika'nın %1,5 oranında daralma revize etmesi de biraz doların elini rahatlattı. Kısa vadede bunların hepsi inanılmaz kısa vadelik işler. 2 gün 3 günlük kısa vadelik işler. O nedenle burada özellikle belli yerlerde takıldıysanız ve sıkıştıysanız gelecek olan tarım dışı istihdamı destekle bakmamız lazım. Bizim enflasyonumuz gelecek. Bizde zaten şimdi yarın piyasalar kapalı olduğu için Amerika'da çok bir hareket görmezsiniz. Bizde de böyle sabit sakin hareket edecektir. O sırada borsalarda böyle bir anlamsız bir hareket olur. Hani böyle sanki çok iyiye gidiyormuş gibi bir hareket olur. Genel olarak sığ piyasalarda balinalar ve genel olarak konuşmalarla belli yerlere çıkartılmaya çalışılır falan. Bunların hepsi de etkili olur. Şimdi baktığınız zaman genel olarak bu yeni projelerle ilgili de ben hani olabildiğince sizlere faydalı olabileceğim şeyleri de arıyorum. Hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Dün ACE Finance'den bir bahsettim. İşte Obelisk protokolden bahsettim. Bunlar size arbitraj imkanı verebilecek ve genel olarak sizin hareketliliğinizi sağlayabilecek şeyler. Beğendiğim Somni Life adında bir Metaverse projesi var. Güzel bir proje. Ben bir süredir onu deniyorum. Ben genelde kendimin yatırımcı olmadığı şeyleri size zaten önermiyorum. Ben State of Crypto raporundan bahsetmiştim 2022'de. NFT'ler ve Metaverse'ün ve özellikle Web 3.0'ın, yani insanların artık bir şeylerin sahibi olduğu ve birilerine bir komisyon vermedikleri ve birine bir şey vermedikleri, daha çok bilgiyi de kendilerinin aldığı, arzı da kendilerinin yarattığı, talebin de kendilerinin yarattığı projelerin öne çıkacağını düşünüyorum diye. Somni Life'da onlardan bir tanesi. Bir kere her şeyden önce bu NFT'lerin bu kadar hareket eden, siz NFT'leri sadece sanatmış gibi veya Crypto Kitties veya Bored Ape almak gibi lanse ediliyor olsa da aslında bugün benim üstümdeki bluz, bu kolye var, onlar da NFT ve ben Metaverse'de iyi bir hayat yaşayabilmek için bunları almak isteyeceğim. O yüzden otomotiv sektörü de oraya giriyor. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi geleneksel pastada paylar bitmek üzere. Çünkü maliyetler, çünkü işçilikler, çünkü seçimlerde problemler var. Özellikle yarı iletken çip krizi devam ediyor ve Ukrayna'nın özellikle üretim anlamında otomotiv sektörüne çok sert zararlar verdiğini biliyoruz. Aynı şekilde gıda konusunda da, aynı şekilde FAO'ya, yani işte dünyanın gıda endeksine göre 9,4 oranında bir artış var. Bunların hepsi Rusya-Ukrayna'nın bildiğimiz ama çok fazla hissedemediğimiz kısımları. Siz bugün ilerleyen dönemlerde bir kalıp beyaz peyniri 200 liraya yemeye başladığınızda, ki çok uzağa beklemenize gerek yok. Ekmeğinizi 5 liraya almaya başladığınızda, sütünüzü 10 liraya, ay özür dilerim, sütünüzü zaten 10 liraya alıyordunuz değil mi? Pardon, unutmuşum. Ya da ben artık 50 liralık alıyorum diyen insanların sadece 2 litrelik benzin alabilmesi gibi durumlar var değil mi? O zaman ne yapacaksınız siz? Birincisi şu bundan daha sonra bir başka yayında bahsederim ama şöyle bir problem var. Artık kripto alıp satmak isteyen insan sayısı bitti. O nedenle ne yapacaksınız? Kriptoda sıkışmış olan paralarınızı altına, gümüşe veya petrole, ham petrole, dolara, USDT'ye çevirebileceğimiz, USDT dedi, stabil
Bitcoin'e çevirebileceğimiz platformlar bulunması gerekiyor. Bunlarla ilgili de bahsederim ama ben şimdi şu beğendiğim size şeyi söyleyeyim. Referans linkimi de bunun altına koyduracağım. Bir kere her şeyden önce Metaverse'e baktığınız zaman mana ve send olarak limitleniyorsunuz ve girdiğiniz zaman çoğu şeyde anlamıyorsunuz. Hani ya niye ben buraya gireyim ki, ne faydası olacak falan diye. Faydası var. İlerleyen dönemlerde Web 3.0 geldiğinde DApp dediğimiz, yani aslında bu Metaverse'de hiçbir sahibi olmadan siz kendi alanlarınızı yaratabildiğinizde, kendi evlerinizi, kendi dünyanızı yaratabildiğinizde iyi anlamanızla ilgili. Peki bu şimdi baktığınız zaman tabii ki de sadece hani girmek ve sadece gezmek karın doyurmuyor. Sonuçta insanlar bu girdikleri Metaverse'de hem onların gözüne hem cebine hitap etmesini istiyorlar. O yüzden ben açıkçası bunu önemsiyorum. Bugün dünya genelinde büyük venture capital'lar ne dedik, gayrimenkul aldılar diye. Bugün gayrimenkul fiyatlarının uçmasının en ana nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü insanlar faizde, dolarda, dövizde, Avrupa'daki negatif faizde, Amerika'daki sıfır faizde istedikleri gibi dönüşler alamadılar. Biz bu return'leri alamadık dediler ve venture capital'lar dünyanın her yerinden arsa toplamaya, arazi toplamaya başladılar. O nedenle Ethereum Tower projesine inanılmaz fiyatlar yükseldi. Şimdi şunun güzelliği var. Çok fahiş fiyatlara çıkmıştı. Olmayacak işler vardı. Şimdi aşağı doğru indiği için parasını stratejik şekilde yönetebilenler belli şeyler yaptılar. Ve o nedenle şimdi yeni dönemdeki proje, bugün 5 sene 6 sene beklemek zorunda olunsa dahi, bakın 5-6 senede aklınıza eremeyecek karlar etmek mi, bir ay içerisinde 10 bin 20 bin kazanmak mı? Çünkü bugün sürdürülebilir bir zenginlik, sürdürülebilir bir gelir sağlamanız gerekiyor. Pasif gelir sağlamanız gerekiyor, sürdürülebilir bir gelir sağlamanız gerekiyor. Bugün gelişmekte olan piyasalar dünyanın en büyük krizlerinden bir tanesine doğru gidiyorlar. Big Reset deniyor, Great Reset deniyor. Bir şey geliyor arkadaşlar. Bir dip oluşumu. Bazı ülkelerin ekonomi haritalarından silinmesi. Bazı ülkelerin para birimlerinin çok sert şekilde değer kaybetmesi. Türkiye maalesef onların arasında duruyor. Amerika Çin'e yol vermediği için Çin de diyor ki BRICS ülkelerini, Brezilya'nın, Rusya'nın, Çin'in, Güney Amerika'nın, Endonezya'nın olduğu o ekibi ben büyüteyim, kenara çekeyim. Bir Avrupa Birliği oluşturayım. Bugün Avrupa Birliği de o kadar eski değil. 1993 doğumlu. Evet, bugün baktığınız zaman doğru adımlarla, ki yaşlandılar, çökecekler. Doğru adımlarla bugün gayri safi yurt içi hasılanın, yani dünyanın milli gelirinin %45'i onların elinde. Neden ikinci bir Avrupa Birliği oluşmasın? Neden ikinci bir Doğu Birliği oluşmasın? Bugün Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonrasında biz Batı'nın egemen olmasına ve Batı'nın çok konuşmasına alıştık ama maalesef ki ana kaynaklar Batı'da tükenirken, yani o yüzden Amerika sürekli kuyular açıyor, onu yapıyor. Tükenirken doğudaki wealth dediğimiz zenginlik, nakit para, sermaye hareket ediyor ve bir şekilde dünya ikiye bölünüyor. Ve bu geldiği zaman dünya size soracak, verecekler ki doğuda mısın, batıda mısın? Yüzünü doğuya mı dönüyorsun, yüzünü batıya mı dönüyorsun? Acaba gerçekten gelişmişlik batıda mı olacak soruları var. Yani yeni normlarda var mı? Ama bugün siz kriptoya girdiğiniz zaman böyle doğu batı diye sorulmayacak. Bugün Çin hala bütün madencileri ben ülkemden attım, onlara şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derken önemli veriler şunu gösteriyor ki Çin ambargoyu kaldıracak. Çünkü Amerika ve batı ülkeleri Bitcoin'i sahiplendiler. Şu anda düşüyor olması bir şey değil. Bitcoin'i sahiplendiler. Doğu diyecek ki, ha diyecek, sen hem doları sahipleneceksin hem USDT'yi sahipleneceksin. Şey sahibi, ha ben burada armut toplayacağım. Buna izin vermemek için Çin'de çok yakın bir zamanda bütün ambargoların kalktığını, bütün yasakların kalktığını ve gene madencilerin, bakın para işin içine girdiği zaman hiç önemli değil. İnsanlar trilyonlarca kilometre giderler gelirler ve gene gidecekler, gelecekler ve Çin buna izin verecek. O nedenle Metaverse'de size doğuya mı batıya mı uyum sağlayacaksınız demeyecek kimse. NFT'lerinizi alacaksınız, paşalar gibi geçeceksiniz. Sadece piyasayı iyi takip etmeniz ve bunun PR kısmını iyi anlamanız gerekiyor. Ve size bir tane de videoda şunu anlatmak istiyorum. Özel böyle bir flood okudum ve çok hoşuma gitti. Genel olarak işte kriptonun nereye doğru gideceği, döngüleri nasıl bir yatırımcının hareketlendirebileceği, küçük yatırımcının nasıl ezilmemesini sağlanacağı gibi şeyler var. Çok güzel. Ve mantalitesi, yani NFT'nin mantalitesi, Metaverse'in mantalitesi, neden ben buralarda olmalıyım? Bana göre şu anda dünya genelinde bir tane doğru yok. Bir sürü doğru var. Ama yanlış üsluplarla size sunuluyor. O nedenle ben her zaman derim ki doğru sözün katili uslup, yanlış
usluptur diye. O nedenle bir doğru yok. O zaman ne yapacaksınız? Siz portföyünüzü genişleteceksiniz. Bir şeye körü körüne bağlanmayacaksınız. Elon Musk bir tweet attı diye yapışmayacaksınız. O nedenle burada önemli olan güzel projelere şey yapmak. Ve baktığımız zaman iyi bir metaverse projesinin iyi de bir token'ı vardır. İyi, kapsamlı, her türlü yerde kullanabilecek. O yüzden Somnilife'dan ben bunu beğeniyorum. Güzel bir kere görüntüsü, arayüzü güzel. Haritası güzel. Bugün ne dedik? Biraz önce land almak, arazi almak konusunda. Ben giriyorum. Türkiye almam. Kesinlikle Türkiye almam. Hani böyle şey dediler ya bir ara OVR mı ne bir metaverse çıktı ortaya. İşte İstanbul'u aldım, Trabzon'u aldım falan. Hayır, bunlar değil. Ben daha gerçekçi ve daha akılcı seçimler yaparım. İnsanların uğrayabileceği. Çünkü bugün siz sadece mananın sendin sizi karşılamasını beklemeyeceksiniz. Çünkü yetmeyecek. O zaman erişemeyeceksiniz. Orası etiler bebek olacak. Hadi örnek verin. Orası etiler bebek olacak ama sonra ben biliyorum ki arka mahalleler de gelişecek. Çünkü bu iş gelişecek. Bu iş bir senelik, iki senelik bir şey değil. 10 sene geçtikten sonra insanlar metaverse'de neredelerse o konuşulacak. Ve siz bu dijital dönüşüm, yeşillenme ile dijital dönüşüm hiçbir alakası yok. Tamamen atmasyon. Size çok güzel, iyi bir PR veriliyor. Bakın Almanya sıkıştığında, enerji alamayacağını anladığında nasıl kömür ve doğalgaz santrallerimi, atıllarımı devreye sokacağım diyor. Para işin içine girdiğinde yeşil uçar gider. Ben buna kesinlikle katılıyorum ve buna... Ben katılsam da katılmasam da büyük otoriteler katılıyor. İnsanlar bir şekilde döngüleri çevirmek zorundalar. Ve bu da maalesef ki acı gerçek. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. O nedenle ben dediğim gibi airdrop yapılan, projesi iyi olan, haritası iyi olan, size gelecek vadeden arazileri sunan. Çünkü siz baktığınız zaman o haritayı incelerken şunu düşünmeniz lazım. Burası gelişir mi? Burası bu yolun üstüne mi? Böyle mi değil mi? Ya aynı şey, aynı şey. Ne gelişebilir? Somnilife'a hangi projeler yatırım yapıyorlar? Acaba gelecek vaat ediyor mu? Çünkü baktığınız zaman internete girdiğinizde top rank metaverse'leri görebiliyorsunuz. Top rank token, top 10 ranking token'ları görebiliyorsunuz. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken biliyorsunuz burada MetaMask'ınızı bağlamanız gerekiyor. Ve MetaMask'ın da Safari, Google Chrome üzerinden bağlayamazsınız. MetaMask'ı indireceksiniz ve orada onun kendi tarayıcısına, browser'ına gireceksiniz. DuckDuckGo mu? DuckDuckGo mu? Ne öyle bir şey var. MetaMask'ın içine gireceksiniz ve orada bir arayıcı, tarayıcı olarak karşınıza çıkacak. Oraya Somnilife'ı yazacaksınız ve hemen sizi bağlayacak. Bir sign in, bir şey gerek yok. Çünkü MetaMask'larınızı da önünüze gelen projeye bağlamamanız gerekiyor. Benim MetaMask'ım bir süredir orada bağlı ve ben alımlar da yapıyorum. Arkadaşlarımı davet ediyorum, orada geziyorum. Avatarların, NFT'lerin 3 boyutlu iyi olması güzel. Ben seviyorum çünkü ben girdiğim zaman böyle mesela... Mana'da o kadar yaşamıyorum ama Sandbox'a pikselli göremiyorum, anlayamıyorum, rahat etmiyorum, anlayamıyorum, bir şey yok. Sonuçta wallet bağlamaktan çok bir şey yok yani, ölümcül bir şey yok. Yana da hemen gelsin, hemen ekibimden rica edeyim. Bu YouTube'a yüklendiğinde Yana hemen gelsin işte. Zaten Somnilife'ın da videoları dönüyor. Orada girdiğinizde MetaMask'ın içine gireceksiniz ve oradan Somnilife'a gireceksiniz. Somnilife'ı yazdığınız zaman oradaki tarayıcının arama kısmına zaten size soruyor bağlayalım mı diye ve hemen MetaMask'ınızı bağlayacak. Sign'in yani ekstradan bir giriş sormaması gerekiyor. Zaten sormaz da, eğer sorarsa da giriş yapıp devam edebilirsiniz. Check-in yapabiliyorsunuz. Twitter'dan lütfen Somnilife'ı zaten bence takip edin. Bu yayının altında da bütün gerekli olan şeylerinizi göreceksiniz. Benim referans linkimi göreceksiniz. Benim referansım üzerinden Somnilife'a girebilir, bir avatar oluşturabilir, gezebilirsiniz, bir şeyler alabilirsiniz, bir şeyler satabilirsiniz. Benim size önerim ufak bir şekilde başlamak. Çünkü baktığınız zaman gerçekten çok büyük, 200 milyon dolarlık bir girişin ve genel olaraktan Somniland'de çok ciddi bir hareketliliğin olması bekleniyor. Roadmap'leri var biliyorsunuz, projeler size belli haritalarla şunu gösteriyor. İşte 2023'te bunu yapacağım, 2024'te bunu yapacağım. Bu bir early investment olarak düşünebilirsiniz. Çok yüklü bir şey almanıza gerek yok. Hemen 2-3 gün içerisinde bir hareket beklemenize gerek yok. Biraz tanımanız için girin, bakın, alışın. Avatarlar, 3 boyutlu NFT'ler. Bir kere her şeyden önce kaliteli bir projenin genel duruşuna bakmanız bence önemli. Anlayabilmeniz açısından. Önümüzdeki hafta dediğim gibi bütün linkleri zaten projenin bu yayının altında bulabilirsiniz ama önümüzdeki hafta Amerika'nın tarım dışı istihdamına bakacağız. Fed'in toplantısı anlamında. Bizim enflasyon verimiz gelecek.
gelecek. Enflasyon verimiz büyük ihtimalle %74'lü seviyelere gelmesi bekleniyor. Dolarda bu hafta pazartesi günü piyasa kapalı ama önümüzdeki hafta artışını tekrar sürdürecektir. 16,06'ya indiğinde düşüyor falan diyenlerin hepsi işkembeden çıktı. Kasım ayına doğru çok sert artışları görmeye başlayacağız. Merkez Bankası'nın rezervlerinin net olarak düşüyor olması kötü bir etki oldu. Güven problemini beraberinde getirecek. Mayıs ayında güven endekslerinde çok ciddi sıkıntılar var. Çünkü piyasa genel olarak yapılacak olan projelere güvenmiyor. Açıklanacak olan ekonomik politikalara da güvenmiyor. Ama şöyle bir durum var. Biz şu anda gerçekten bir enkaza doğru gidiyoruz. Ve burada da çok akılcı olunması gerekiyor. Ben bunların kurtuluşlarının maalesef ki dolar ve altın olduğunu düşünen tarafta değilim. Evet, benim sepetimde dolar da var, altın da var, Türk lirası da var. Çünkü sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Belli ödemeler bunu yapıyoruz. Ama genel olarak alım gücü ciddi anlamda düştü. İnsanların önümüzdeki aylarda çalışanlarına zam yapması gerekiyor. Çünkü enflasyon gerçekten eritici bir şekilde. Ve ben %70 olduğuna da inanmıyorum. Biz şu anda %120 olarak falan hissediyoruz. Özellikle benzinin 25 lira olmasıyla beraber artık trafikte çok ciddi bir kısıntı olmak zorunda. Toplu taşımaya bence yönelmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten akıl kârı değil. Yani o 25 lira bir litre benzin, yollar yapıldı. Yollar zaten inanılmaz pahalı. Bugün baktığın zaman bir taksiciye bindiğinizde adam diyor ki 50 lira köprü diyor. Yani adam artık o kadar zaman millet hayat pahalılığına alıştırılmış ki adama orada kritik bir anda hani diyorsun ki paranın üstünü, geçen bunu anlatmıştım ve bence artık taksiciler odası mı nedir? Yani bir çeki düzen vermeniz gerekiyor taksilere. Çünkü tam bir kazıkçılar, kazık oldular. Tamam, herkes bu arada da sadece onlar dar gelirle yaşamaya çalışmıyor veya onların alım gücü düşmüyor. Hepimizin alım gücü düşüyor. Ama 8 lira 8 liradan 16 lira olan köprüye 50 lirayı sen inisiyatif olarak alamazsın. O yüzden bence bu taksi probleminin de önüne geçilmesi lazım. Mutlaka taksiler arttırılması gerekiyor. Çünkü bu gerçekten az kaldığı sürece, bildiğim kadarıyla İBB'nin meclisinde Ekrem İmamoğlu ciddi anlamda bunun üzerine gidiyor ve dün art kontakta gittiğimiz zaman onun özel kalemi, yani işte kurumsalının başındaki Şükrü Bey'le karşılaştık ve hani Leyla gibi gezmektense bence biraz icraat olması gerekiyor. Kesinlikle olması gerekiyor. Bugün oraya mı imar açtık, buraya mı imar açtık, burası mı oldu, şu metroyu mu doldurduktansa gerçekten insanların cebine ve insanların hayat kalitesine etkili olan şeyler yapılması gerekiyor. Benim herhangi bir taraf tuttuğum siyasi bir siyasi bir parti yok. Ben insanlar için en doğrusunun, en şeyinin ne olduğunu açıklamaya çalışıyorum. Biz sonuçta oyumuzu veriyoruz. İşte farklı partiler isimleriyle görüşüyoruz. Onlardan bilgiler almaya, sizlere doğru bilgileri anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu taksi işi kesinlikle çözülmeli. Toplu taşıma kısmı çözülmeli. Yani kesinlikle bence taksilerde çok ciddi üç kağıtçı tipler var ve bunlar artık elenir mi, ne olur mu? Ve insanların sinir kat sayısı arttıkça kazık kat sayısı da artıyor. Bence taksi sayıları mutlaka arttırılmalı ve bu gibi üç kağıtçılara da ceza verilmeli. Adalet sisteminde çok fazla kırıklıklar ve bozukluklar olduğunu düşünüyorum. Kendi adaletimizi kendimiz aramak zorunda kaldığımız durumlar oluyor maalesef. Yasalarda çok ciddi anlamda sıkıntılar var. Şimdi anladığım kadarıyla bu sosyal medya yasası kısmında da hani istenmeyen bir şey söylendiğinde hapis cezaları gelecekmiş. Umuyorum orada da birazcık daha net hatlar çizilir. Çünkü gerçekten bugün benim evime mesela hırsız girdi ve benim evimde çalışan kadındı ve %100 emin olmama rağmen kanıt konusundan dolayı biz şuna çalışıyoruz. Yani hani ya birisi de gerçekten dinlese, hani birisi de halletse gibi, elimizde kanıt yok diye kadın kameraları çıkarttı diye kanıt, yani sonuçta ben zaten 2 senedir evimde çalıştırdığım insanın böyle bir şey yapacağına çok fazla şey vermiyordum ve ortaya çıkmaya başladıkça gerçekten soyup soğanla çevirdiği ortaya çıktı ve biz hala polisten net bir cevap alamadık. Ada kadının bir tane uyduruk ifadesi alındı, tabii ki de başkalarına attı ve hani uzaklaştırma istiyorum, hala mesela bizim sitede başka birinde çalışıyor, başka birisi dediğim annemin arkadaşı, o da yani Allah'ından bulsun gerçekten bunu göz göre göre çalıştırdığı için gerçekten çok değişik kişiler. Yani insanlar bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın kafasıyla yaşadığımız için hani yanımdaki geberse bir bardak su vermeyecek falan hale gelmiş durumda insanlar.
Ve biz sadece bir şey yaptık. Merak ediyorum hani buradan eğer ki, çünkü çok fazla insana ulaşıyor bu YouTube benim yayınlarım. Bence insanlar bunun üzerine bir şeyler olmalı. Yani bunları tabii ki de böyle zırt pırt dile getirmiyorum ama bence adalet sistemi, polis iyi çalışmıyor demeyeceğim. Kanunlar limitli. Kanunlar limitli. Bugün Amerika'nın genel yasasında da yasalarında da çok ciddi problemler var. Biliyorsunuz Amerika'da bazı eyaletlerde 51 eyaletin bazılarında hala ölüm cezası var. İşte zehirli iğneyle, elektrikle falan, ama daha çok zehirli iğne şey yapılıyor. Birisi kalp krizi geçirdiğinde onu tekrar canlandırıyorlar ki öldürmek için. Yani hani gerçekten çok korkunç açıklıklar ve korkunç insani olmayan şeyler var. Ve Türkiye'de o kadar çok suç işleniyor ve yani sonuçta biliyorsunuz aslında polisler hırsızların, o cep kapkaççıların bilmem nelerin falan nerede yaşadığını biliyor ve işin şeyi, bizim evimizden hırsızlık yapan bir Türk. Yani Adanalı olduğunu iddia eden bir Türk. Ben Adanalıları çok severim. Hayatımda hiç böyle bir rezalet bir durumda yaşamamıştım. O yüzden bence Adanalılığı kirleten taraftan çöp bir insan. Ve biz sadece bir şey yaptık, bir ifadesi alındı, ona bunu attı ve biz hani uzaklaştırma kararını daha çıkartamadık. Ve ben şunu sevmiyorum, yani bir tanıdığı aramak, birini aramak, birini mutlaka araya sokup bunu yapmak çok üzücü. O zaman bizim gibi insanların başına geliyorsa sokaktaki garibanın ne olacak? Başına bir şey geldiğinde kendi adaletini kendi mi sağlayacak? Yani ne yapacak? Boğacak mı? Öldürecek mi? Dövecek mi? Ona verdiği zarardan dolayı. Eğer yasalar ciddi anlamda ona bir şey yapmıyorsa. Veya işte kadınlarla ilgili bu kadar insanlar konuşuyorsa ama ertesi gün tekrar kadın ölüyorsa. Adalet nerede? Adalet sadece zengine mi çalışıyor? Ya da nereye çalışıyor? Kime çalışıyor? Ben merak ediyorum. O nedenle böyle kalsın. Dediğim gibi yarın zaten yeni bir yayınları açacağız. Önemli bir şey olursa da bugünkü kapanış önemli. Bugün saat 3-7 kapanışları önemli. Çünkü grafikler öyle çok pek parlak görünmüyor. Ama biraz böyle kanıksayacağız arkadaşlar. Panik yok, bekleyeceğiz. Beklemek zorundayız, bekleyeceğiz. Şöyle gibi başınıza kötü bir şey geldiğinde, bir şey geldiğinde beklemek zorundasınız değil mi? Beklemek zorunda olduğunuz için şu anda da bekleyerek, sükunet her şeyin anahtarı. Bekleyeceğiz, sakin kalacağız ve belli şeyleri yapacağız diyerek böyle noktalayayım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim. Bütün biraz önce bahsettiğim projelerle ilgili olan, yayınlarınla ilgili olan linklerin hepsini bu videonun altında açıklama bölümünde görebilirsiniz. Görüşmek üzere.